Sonuç henüz yola çıkmadan, tek tabanca gelir aradan. Asıldım mı pedala, polis gelir kovalar. Demiş sanki uzuyorum aradan. Los Angeles sokaklarının içinde seyip geçen saliseler benim peşimde. Kalp atışıma yetişmeye hazır ol. Bana yol gösteren çömez acaba neyin peşinde? Hafta sonu yine mekanımızdayız. Hafif bir kalabalık var, birkaç tane motosiklet sürücüsü burada. Uzun zamandan beri çok merak ettiğim motosiklet vardı. Hatta Jason'la beraber birazcık gazlamıştık kanyon yollarında. Suzuki GSX-R 750. Bir 600 kadar hafif, bir 1000'lik kadar da güzel hızlanan bir makine. Çok merak ediyordum nasıl bir geri dönüşü var, nasıl bir sürüş hissiyatı var. Şimdi burada az önce bir arkadaşla tanıştık. Meksikalı bir arkadaş, ismi Manny. Bir an önce büyük bir kaza yapmış kanyon yolunda. Ve şasisinde aynı benim kazada olduğu gibi şu noktada bir delik var. Bu motosiklet 2013 model. Sadece 7000 kilometrede kaza yaptıktan sonra kaskodan 5000 dolar para almış ve daha sonrasında sigorta şirketinden 1700 dolar motosikletini geri almış. Motosikletin üzerinde birçok değişiklikler var kazadan sonra. Çin malı fren maneti, elcikler ve de kendi yaptığı buradaki LED far sistemi var. Üzerinde benim Amerika yollarında sevdiğim Q3, Dunlop'un Q3 lastikleri var. Şimdi motorun bir tadına bakalım beraber. GSX-R 750'nin sade bir tablo var. Sade bir gösterge tablosu. Vites göstergesi, hız ve de gördüğümüz gibi devir saati var analog. Motoru bir çalıştıralım bakalım. Evet, motosiklet çalıştı. Şimdi birazcık çalışsın bakalım motor. Kazadan sonra kuyrukta bir yamulma olmuş. Hafif şöyle sağa doğru bakıyor kuyruk. Bakalım neler var neler yok. Motor bize neler hissettirecek. Şimdi şöyle bir 5 dakika GSX-R 750'yi sürelim. Çok acayip bir makine, çok sevdiğimiz bir makine. Bize ölüsü denk geldi ama yine de bununla eminim güzel vakit geçireceğiz. Çok sesli bir egzoz var burada. Benim çok alışık olduğum bir şey değil. Birazcık egzozun sesine bakalım. Çok güzel, çok tok bir ses var. Hemen burada koruma demirlerini eklemiş kazadan sonra. Bir sorun olmadığını söylüyor motosiklette. Gayet güzel gittiğini söylüyor. Bakalım LED'ler yüzümüze çarpıyor burada. Şimdi uzunları nasıl ayarlamış? Burada uzunlar var. Tekrar kısaları alıyor. Sinyaller. Sinyalleri de kendisi buraya ufak sinyaller yerleştirmiş. Naked gibi gözüküyor makine. Üzerine bir oturalım motosikletin. Ağırlık dengesine bakalım. Debrajına bakalım kavramasına. Devirlenmesi bayağı seri. Bir 600 kadar devirleniyor neredeyse. 14.000'de redline'e giriyor. Suzuki GSX-R 1000'de de yaşadığım bir problem. Motosikletin gidonu tamamen sola kırdığınız zaman parmağınız burada sıkışıyor. Tam tur atma şehir içinde biraz zorluk yaratıyor. Bu çok acayip bir şey. Niye böyle bir durum var? Bunu çok anlamış değilim ama gördüğümüz gibi burada parmağım sıkışmış durumda. Sağ taraf için aynı şeyi söylemeyeceğim. Sağ tarafta oldukça boşluk var. Bu bana garip gelen durumlardan bir tanesiydi. Şimdi yavaş yavaş yola çıkalım bakalım. Frenlere baktık. Hop bir stop ettirdik makineyi. Frenlere bakalım. Arka fren yerinde. Aynalar çok acayip. Küçücük aynalar var. Evet şimdi birazcık şu aletin tadına bakalım. Ses acayip çok feci gaza getiriyor. Ses beni şu anda acayip gaza getirdi. 20 mille gidiyorum şu anda. 1 mil 1.6 kilometre. 4000 devirdeyim. Birinci vites. Motosikletin üzerine şöyle güzelce bir oturalım ilk önce. Biraz spor oturuş var. Eğilerek kullanıyorum motosikleti. Binarlara göre daha eğildiğim bir pozisyon var. Şimdi 5000 devire doğru geldik. Hafifçe bir gaz açalım. Vay aradan patır patır sesler geliyor motosiklete. Gazı kapattığınız anda güzel bir sıkıştırma var. Şimdi ikinci vites alıyorum motoru. Biraz şöyle gazı açacağım. Çok güzel bir hızlanması var. Tam bir 1000 cc gibi değil. 1000 cc'nin o ara hızlanmaları motosiklette yok. Fakat 600'den çok daha seri. Kanyon yolları için biçilmiş kaftan. GSX-R 750 uzun zamandır takibimde olan, göz hafızımda olan motosikletti. Sonunda üzerine binebildik. Şöyle ikinci vitesteyiz. Birazcık gazı açalım tekrar.
güzel, çok güzel, yumuşacıkız. Birazcık yavaşlayalım. Böyle bir egzoz varsa motosikletinizde yavaş gitmeniz oldukça zor. Sizi çok feci körüklüyor motosikletin bu sesi. Şimdi ikinci vitesteyiz. Hafif hafif gazı açalım şuradan. Yatıralım motoru içeri doğru. Açıyorum gazı. Harika. Hızlanma harika. Sola doğru, içeriye doğru. Çıkışa bakıyorum, virajın çıkışına doğru bakıyorum. Açacağım gazı birazdan. Yavaş yavaş veriyorum ayarı. Tekrar konumlanıyorum. Virajın içerisine doğru. Gözüm hep içeride. Gözüm hep içeride. Devam. Şimdi buralarda birazcık yavaşlayalım. Karlar, buzlar yola doğru akmış. GSX-R 750 tahmin ettiğim gibi çok güzel bir motosiklet. Bayağı bayıldım. Özellikle ara hızlanmalar 600 cc ile 1000 cc arasında tam karar. Özellikle böyle viraj seviyorsanız 600 cc'den sonra bir alıp bir tadına bakabilirsiniz. Şöyle birazcık yavaşlayalım. Debriyaj birazcık hassas. Şöyle dönüşümüzü yapalım. Aşağıya doğru devam edelim. Ben şu tekrar şu gazı bir açmak istiyorum birinci vitesle. Harika. Devam. Lastik ısındıkça motosiklet daha da güzelleşiyor virajların içerisinde. Ben bayıldım motosiklete. GSX-R 750'ye bayağı bayıldım. Şimdi anlıyorum. Tekrar düşündüğüm zaman motosiklete egzoz takmamakla harika bir iş yaptığımın farkına varıyorum. Eğer böyle bir sesli egzozunuz varsa gaz açmadan, ara gaz vermeden durmanız çok mümkün değil. Bir vites küçültüyorum. Açıyorum gazı. Süper. Harika bir hissiyat. Hafifçe keskin viraj. İçeriye bakıyorum. Gaz sabit. Çıkışa doğru açıyorum gazı. Diğer viraja hazırlanıyorum. Sağa doğru vücudumu konumladım. Virajın içerisine bakıyorum. Sabit gaz. Çıkışa doğru açıyorum tekrar. Sola doğru viraj var. Konumlanıyorum. Gözüme virajın çıkışına doğru sabit gazla devam ediyorum. Bir vites yükselteceğim. Devam ediyorum aynı şekilde. Bu düzlüğü atlatmam. Harika. Gazı her açtığımda birinci, ikinci, üçüncü vites, eğer devri 10.000'e doğru, 11.000'e doğru getirsem hep teker havada. Dikkat etmek lazım motosikletle. Hiç şakası yok ama İşini bilen adam için, motosikletiyle bütünleşmiş bir adam için süper bir motor. Bayağı bir sevdim motoru. GSX-R 750 2013 model 7000 mille. Biraz daha biz üzerine mil ekleyelim. Oh, işte bu. His bu. Tekrar bakalım içeriye doğru. Harika. GSX-R 750 uzun zamandır merak ettiğim motosikletti. Ara gazı vermeden durmak mümkün değil. Ben bayıldım GSX-R 750'ye. Sahibine teslim edelim kazasız belasız. Umarım siz de bir gün GSX-R 750'nin tadına bakabilirsiniz. Motoru bir daha şöyle durduralım. Rafına bir tur atalım. Sonrasında vedalaşalım. GSX-R 750 ölüsü bile gayet güzel gidiyor. Çok sevdim motosikleti. Umarım sahibinin son kazası olur bu. Bir daha hiçbir kaza yapmaz. Kendinize çok iyi bakın. Motosikletlerinizi dikkatli kullanın. Gaz açarken her zaman için iki kere düşünün. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.